Teknoloji Okulu'ndan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün oyuncular için bir ekipman inceleyeceğiz. Sizlerle birlikte Razer'ın Xbox konsolları ve bilgisayar için çıkardığı Wolverine V2 Chroma isimli ürünüyle karşınızdayız. Biliyorsunuz arkadaşlar, oyuncu ekipmanı denildiğinde Razer zaten apayrı bir yere sahip ki bu konuda gerçekten çok kaliteli işler çıkarıyorlar. Buradaki şu an elimde tuttuğum Razer Wolverine V2 Chroma da bu iyi işlerden bir tanesi diyebilirim. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar, Microsoft yaklaşık olarak 2 sene önce 2020 yılının son çeyreğinde olması lazım yeni nesil konsollarını satışa sunmuştu ki burada da yeni nesil konsollarından biri olan Series S'i görüyorsunuz. Bu konu Series S ile Series X ile Xbox One konsollarıyla, yani bir önceki nesildeki konsollarla ve bilgisayarla direkt olarak uyumlu arkadaşlar. Yani bu kolu çalıştırmak için şu yanında gelmiş olan kabloyu direkt olarak buradan konsolumuza bağlayıp hemen ne yapabiliyoruz? Şuradan takıp çalıştırabiliyoruz. Şimdi bu şekilde görüldüğünde arkadaşlar kafanızda bir önyargı oluşabilir. Neden? Çünkü kol kablolu. Ya diyeceksiniz ki bu devirde kablo mu kaldı? Şöyle bir şey arkadaşlar, evet, kablolu olması, dürüst olmak gerekirse, hani eksi bir puan olabilir. Yalnız bu kablonun uzunluğu gayet yeterli, yaklaşık olarak 3 metre. Dolayısıyla hani televizyonla mesafenizi koruyor. Burada kablolu olmasının şu avantajı var: en azından pili bitmiyor sürekli. Dolayısıyla size uzun bir oyun süresi sunuyor. Şimdi gelelim kolumuzun detaylarına arkadaşlar. Dışarıdan baktığımızda hem beyaz rengiyle birlikte klasik bir Xbox kolu gibi görünüyor. Ama şunu söyleyebilirim sizlere net bir şekilde: Xbox kolundan çok daha iyi arkadaşlar. Neden? Şimdi bu nedenlerini açıklayacağım size. Öncelikli olarak bir tasarıma değinelim. Burada arkadaşlar diğer orijinal Xbox kollarında olduğu gibi bir X tuşumuz bulunuyor. Buna direkt olarak basarak hem konsolu hem de ne yapabiliyoruz? Kolu aktif hale getirebiliyoruz arkadaşlar. Normal kollarda olmayan burada bir M1, M2 tuşu var. Hemen tetik tuşlarının yan tarafında. Bu tuşları çeşitli oyunlarda konfigüre ederek kullanabiliyorsunuz. Bitti mi? Hayır arkadaşlar. Burada aşağı tarafa geldiğinizde M3, M4, M5 ve M6 tuşları bulunuyor. Bu tuşları da ne yapabiliyorsunuz? Dilediğiniz oyunlarda kullanabiliyorsunuz. Bazı oyunlarda bu tuşlar ön tanımlı geliyor arkadaşlar. Yani atıyorum X, Y, A, B yerine şu arkadaki tuşlarla oynayabiliyorsunuz. Yani bazı oyunlarda, bütün oyunlarda değil, bazı oyunlarda ön tanımlı olarak geliyor. Dilerseniz de siz konfigüre edebiliyorsunuz bazı yapımlarda. Şimdi gelelim bir diğer önemli özelliğe. Burada iki tane switch var arkadaşlar. Bu switchlerle birlikte tetik tuşlarının hassasiyetini ayarlayabiliyorsunuz. Tetik tuşlarını eğer çok böyle içeri gömülmesini istemiyorsanız, mesela bir FIFA oynuyorsunuz. Yani bunun sonuna kadar basmanın bir anlamı yok. Ne de FIFA'da depar tuşudur. Şöyle hani az bassam yeterli diyorsanız eğer arkadaşlar, bu switchleri kapatarak ne yapabilirsiniz? Tetik hassasiyetini ayarlayabilirsiniz. Normalde bu özellikler orijinal Xbox kollarında mevcut değil arkadaşlar. Yani burada M1, M2 tuşları yok. Bu aşağıdaki switch, diğer tuşlar yok. Şu tetik hassasiyetini ayarlayacağınız switch yok. Bunlar normal Xbox kollarında yer almıyor. Gelelim buradaki RGB aydınlatmaya. Burada Razer çok güzel bir aydınlatmaya yer vermiş. Gözünüzü yormuyor arkadaşlar bu aydınlatma. Yani böyle cayır cayır buradan ışık saçmıyor. Çok hoş bir görüntü sağlıyor kola. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Ve gelelim kolumuzun tutuş hissiyatına. Az önce de belirttiğim gibi zaten tasarım açısından Xbox kollarını andırıyor. Ve bu noktada zaten Xbox kollarının özellikle bir önceki nesilde PlayStation, DualShock 4'e göre vesaire çok daha iyi olduğunu herkes dillendiriyordu ki burada da yine kolun tutuş hassasiyeti çok güzel arkadaşlar. Yani elinize tam oturuyor. Tetik tuşları ve blok tuşları tam olması gereken yerde gayet güzel bir oyun deneyimi sunuyor size. Tabi bu noktada aklınıza şu gelebilir: peki tuşların basış hissiyatı nasıl? Tuşlara bastığınızda arkadaşlar bakın, tık tık diye bir ses geliyor. Size duyurmaya çalıştığım bu sesi, bu gerçekten tuşlardaki hassasiyetin çok iyi olduğunu bizlere gösteriyor. Dürüst olmak gerekirse ben bu kolu bir hafta falan kullandım ve bu süreç içerisinde arkadaşlar orijinal kolu hiç elime almadım diyebilirim sizlere. Çünkü bu kolun verdiği deneyim hissiyatı çok daha iyi orijinal kola göre. Normal şartlarda biliyorsunuz aldığımız 3. parti oyuncu ekipmanları orijinal ekipmanların yanına çok fazla yaklaşamaz ama gerçekten önemli bir iş çıkarmış ve orijinal ürünün önüne geçmeyi başarmış. Eğer Xbox konsolunuz varsa ve bir ikinci kol almayı düşünüyorsanız arkadaşlar, Razer'ın Wolverine V2 Chroma versiyonunu da göz önünde bulundurmanızı size şiddetle tavsiye ederim. Bunu dediğim gibi bilgisayarda da kullanabiliyorsunuz ki bilgisayardaki pek çok oyunda da ön tanımlı geliyor zaten tuşlar vesaire. Yani normalde biliyorsunuz arkadaşlar Xbox kollarını siz bilgisayara tanımladığınız zaman direkt olarak oyunlar bu kolu algılıyor ve ona göre tuş atamalarını gerçekleştiriyor. Bu da lisanslı bir kol olduğu için direkt olarak bunu da Xbox kolu olarak tanıyor.
kullanıyor bilgisayarınız, yani Windows 10, Windows 11 vesaire ve direkt olarak arkadaşlar atamaları gerçekleştiriyor. Şunu belirtelim parantez içinde, bunu kullanabilmek için bilgisayarınızda en az Windows 10 yüklü olması lazım. Yani Windows 10'dan daha eski bir işletim sistemine sahipseniz onu güncellemeniz gerekecek arkadaşlar. Peki gelelim en önemli sorulardan birisine. Bu kolun fiyatı hali hazırda kaç TL? Bunu cevaplayalım arkadaşlar. Biliyorsunuz Razer'ın Xbox tarafında çıkardığı pek çok benzer ürün mevcut arkadaşlar. Onların fiyatı mesela 1500 liraya var, 2000 liraya var, 3500 liraya var vesaire. Fakat bu şu anda piyasadaki Xbox için üretilen lisanslı kollardan en pahalısı diyebiliriz. Halihazırda bu kolun fiyatı 5500 lira gibi bir etikete sahip. Tabii internette daha aşağısına bulabilirsiniz, daha yukarısına bulabilirsiniz ama ortalama olarak 5500 Türk lirası gibi bir fiyat çıkıyor karşımıza. Peki bu fiyata değer mi? Ha, dürüst olmak gerekirse ben kolu çok beğendim arkadaşlar. Şu anda halihazırda orijinal kolun fiyatı 2000-2500 Türk lirası arasında. Yani iki katını verip bunu almak mantıklı mı değil mi? Bu tamamen size ve bu koldan alacağınız hazza kalmış durumda. Ama şunu size net bir şekilde söyleyebilirim. Halihazırda bu kolun verdiği oynanış hissiyatı Xbox Series konsollarının yanında gelen Gamepad'den çok daha iyi ve çok daha akıcı bir oyun sunuyor sizlere. Ya tek eksiği yanı ne bence? Kablolu olması arkadaşlar. Hani fiyatı vesaire bence şahsi görüşüm değer. Ama dediğim gibi hani kablolu yerine ne bileyim şarjlı olsaydı vesaire daha iyi olabilirdi. Hani Xbox kollarındaki gibi pil olmasın ama ne bileyim şuradan takalım işte bunu şarj edelim. Sonra şarjdan çıkartıp oynayalım. Bu şekilde daha iyi olabilirdi. Ama dediğim gibi kablo uzunluğu vesaire yeterli. O yüzden hani koltuğunuza oturup televizyonla zaten aranızda kalkıp da 5-10 metre olmuyor oyun oynarken. En fazla olsun da 2 metre, 3 metre arkadaşlar. Dolayısıyla Razer'da bu mesafeyi gözeterek böyle örgülü güzel bir kablo tasarlamış. O yüzden hani kablo kafanızı çok fazla karıştırmasın. Dediğim gibi oyun hassasiyeti, oyun tecrübesi, oyun performansı son derece üst düzeyde. Öyle ki tekrardan altını çizerek belirtiyorum arkadaşlar. Xbox'ın yanında gelen orijinal kollardan daha iyi bir tecrübe sunuyor sizlere. Evet, bu kol hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bizlerle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bizler de elimizden geldiğince sizlerin sorularına yanıt vermeye çalışacağız. Önümüzdeki günlerde başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.